Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Samsun'dayız. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Teknofest'teyiz. Teknofest hatırlayacaksınız 2019'da İstanbul Havalimanı'nda başlamıştı. Arkasından 2020 Gaziantep, 2021 İstanbul Atatürk Havalimanı ve 2022'de Samsun'da beraberiz. Bu aynı zamanda Anadolu'ya yayılan bir havacılık şenliği. Birçok öğrenciler farklı okullardan çeşitli yarışmalara katılıyorlar. Kendi projelerini geliştiriyorlar. Umarım Türkiye gelecekte bu organizasyonlarla bu sektöre mühendisler, teknik ekipler, pilotlar, havacılar, savunma sanayine çok ciddi personel kazanacak. Şimdi Teknofest'i beraber dolaşıyoruz. Öne çıkan özellikler neler, neler yapılıyor bunlara birlikte inceliyoruz. Teknofest'te öne çıkan önemli hava araçlarından biri de ilk defa sergilenen arkamda görmüş olduğunuz MİUS. Muharip insansız uçak sistemi. Hemen arkasında da Akıncı var. Baykar tarafından tasarlanan bu aracın ikinci uçabilir prototipi Samsun'da sergileniyor ve gelecek yıl ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Bu arada sivil vitesçile sahip TCG Özbek, benim soyadım Özbek değil. Baykar'ın kurucusu, geçen yıl rahmetli olan Özdemir Bayraktar'ın ismine hitaben ÖZB tescili vermiş durumda. Uçağında, kuyruğunda Özdemir Bey'in adı soyadı yer almakta. Teknofest'teki en önemli konulardan biri de muharip insansız uçak sistemi. Kızılelma ilk defa tabiri caizse metale, kompozite büründü ve biz uçacak ikinci prototipin burada görüyoruz. Henüz üzerinde motoru yok ama önümüzdeki yıl ilk uçuşunu yapacak ve yanımızda Baykar'ın öğretmen test pilotlarından. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Ben Elif Ergin, Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'nın eğitim ve test pilotuyum. Hemen sorayım ben. İHA pilotu olmak için PPL gibi bir gerçek uçakla uçup bir lisansa ihtiyaç var mı? Nasıl bir prosedür oluyor? Hayır, yok. Ben harita mühendisiyim. Coğrafi bilgi sistemlerinde yüksek lisansımı yaptım. Aynı zamanda matematik bölümü mezunuyum. Multidisipliner bir çalışma alanım oldu ve bu şekilde başvurumu gerçekleştirdim. Peki İHA pilotu olmak için nasıl bir eğitim aldınız Baykar'dan? Baykar firmasında teorik, simülasyon ve uçuş eğitimlerini aldım. Bunları başarıyla tamamladıktan sonra eğitim pilotu oldum. Şimdi biraz da MİUS'la ilgili sorularım olacak size. Ne durumdasınız şu an? İkinci prototip değil mi bu? Yapısal entegrasyonu büyük ölçüyle tamamlandı. Mekanik ve aviyonik entegrasyon sürecimiz devam ediyor. 2023'ün ilk aylarında da uçuşunu planlıyoruz. Biraz bize MİUS'u anlatır mısınız? Teknik özellikleri neler olacak? Kaç farklı model olacak? Tabii, muharip insansız uçak sistemimizin akıllı filo otonomisi sayesinde sürü İHA mantığıyla muharebe edebilecektir. Aynı zamanda TCG Anadolu tarzı kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış özellikleri olacak. Düşük görünürlük özelliği kapsamında radar kesit alanından sakınabilmek için gördüğünüz yerli mühimmatlarımızın gövde altına entegre edilmesi gerçekleştirilecektir. Siz ilk uçuşu hedef 2023 içerisinde kaç farklı model olacak MİUS'un? 3 varyantı olacak. Değişik motor konfigürasyonlarında 3 varyantı olacak. Tek motorlu, ses süratini süpersonik olarak uçacak ve herhalde son çift motorlu olarak göreceğiz. Doğrudur. Sürat olarak 0.6-0.9 Mach aralığında bir hızı olacak başlangıçta. Sizlere başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Emniyetli, kırımsız, keyifli uçuşlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Türk Hava Kuvvetleri stealth uçaklarla birlikte yeni bir forsa geçiyor. Görüldüğü gibi eskiden kırmızı beyaz yuvarlak force ay yıldızın yerine ay yıldıza bırakmış durumda. Amaç burada stealth uçaklarda genellikle gri bir fon olduğu için renk pek fazla vurulmuyor. Böyle bir tasarıma gidilmiş. İlk defa biz bunu F-35'te gördük ama malum F-35 programı iptal oldu. Arkasından milli muharip uçakta bu force var ve şimdi de MİUS'ta yeni force'u görüyoruz. Zamanında nasıl TB2, MAM-C, MAM-L yerli mühimmatlarla çok önemli bir başarı yakaladıysa bir hava aracını yapmak tabii önemli ama önemli olan bir kısmı da tabii ki bu mühimmatları yapabilmek. Kanatlı güdüm kitlerimiz var. KGK, SİHA 82, altta Som var. Som çok önemli bir mühimmat. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Roketsan seri üretimini yapıyor. Som serisi, diğer tarafta da farklı mühimmatlar uçağın atış gücünü ortaya koyuyor. Yani bir ülkeye bunu ihraç ettiğiniz zaman bu mühimmatları da uzun vadeli sizden almak durumunda. Bu açıdan da MİUS yerli mühimmat kullanacak bir insansız uçak sistemi olacak. Tabii bir yandan tepemizde solo Türk uçarken arkamda da Merzifon 5. Anajetiüs Komutanlığı'nın 151. filosunun F-16C tipi uçağı gözüküyor. Bu filonun çok önemli bir görevi var. Bu filo HARM olarak adlandırılan antiradyasyon füzeleri taşıyor. Bununla ilgili de video geçtiğimiz günlerde hazırlamıştım. Hatta bu videoda Ukrayna MiG-29'larına Amerika'nın desteğiyle entegre edilen HARM füzeleriyle Rus hava savunma sistemlerinin radarlarını vurduğunu anlatmıştım. Malum bugünlerde işte Yunanistan, Girit'ten S-300'lerle hava savunma sistemleriyle Türk F-16'dan kirat attı. Teknofest'te de Hulusi Akar, Bakan Hulusi Akar'ın uçuşundan sonra Teknofest'te de 151. filo HARM'ları kullanan uçağıyla Teknofest'te aslında önemli bir mesaj veriyor. Dinlediğiniz işlerimizi taraflarıyla selamlıyorlar. Türk Hava Kuvvetleri. Teknofest'in en çok ilgi çeken standlarından biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın standındayız. Muharrem Bey, öncelikle bir izleyicilerimiz sizi tanısınlar. Merhabalar, ismim Muharrem Yılmaz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde kurumsal iletişim müdürü olarak çalışıyorum. Yaklaşık da 4 yılda TUSAŞ'tayım. Bayağı ilgi var standınıza, evet. Bir simülatörünüz var. Neler sergiliyorsunuz standınızda? Yine her zamanki gibi bomba gibi Teknofest'e geldik. Karadeniz'de ilk başta Trabzon'da helikopter tasarım yarışmamız oldu. Yaklaşık 500 tane ekibin yarıştığı ve en sonunda finalde 8 tane takımın olduğu bir yarışma. İnşallah cumartesi günü de bunların ödülleri verilecek. Orada da ciddi yoğun bir mesai harcadık. Samsun'da da gerçekten büyük, güzel bir standımız var. Simülatörlerimiz var. Milli Muharib'in VR simülatörü ilk defa Türkiye'de hizmette. Onun dışında gelişim atölyeleri diye bir kurgu oluşturduk. Burada da 6-10, 11-14 yaşındaki çocuklarımızı, gençlerimizi havacılığa, mühendisliğe, teknolojiye adapte edebilecek nitelikte atölyelerimiz var. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekten o tarafta da büyük bir ilgi var. Onun dışında kariyer standımızda da ayrı ayrı 6 tane kariyer standımız var. Orada yaş gruplarına göre, deneyimlerine göre çocuklarımıza, gençlerimize, genç profesyonellere, profesyonellerimizin ilgilerine, yeteneklerine, kabiliyetlerine göre de orada biz kendilerine imkan sağlıyoruz. Orada görüşüyoruz ve ondan sonrası da süreçlerimize dahil. Tabii ki sergi alanını dolaşırken arkamda gördüğünüz babadan da bahsetmek gerekiyor. F-4'e 2020 Terminator, Türk Hava Kuvvetleri'nde gerçekten son yıllarını yaşasa da yazılımıyla, sistemiyle, her şeyine müdahale edebildiğimiz çok çok önemli bir uçak. F-4'te bu Teknofest'e katılıyor ve gerçekten baba gereken ilgiyi görüyor. Deniz havacılık dediğimiz zaman aklımıza bahriyeliler, kanatlı bahriyelerimiz geliyor. Hemen yan tarafta ATR 72 var. CN-235'leri var deniz havacılarımızın. Sikorsky Seahawk helikopterleri var. Bir de sahil güvenlik havacılık var. Sahil güvenlikte nasıl jandarma kara sınırlarımızı korumak, asayişi sağlamakta, sahil güvenlikte mavi vatanın, kıyılarımızın kontrolü, görevleri var. Sahil güvenliğin normalde AV-412 tipi helikopterleri var. Aynı zamanda da arkamda görmüş olduğunuz CN-235'lerden de 3 adet sahil güvenlik filosunda yer alıyor. Bu uçağın ana üstlerinden bir tanesi Türkiye'de Samsun ve o uçak da Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Teknofest'te. Türk savunma sanayinin gelecek nesil teknolojilerine imza atan Havelsan şirketi ise bu gelişmeleri gençlerimizle buluşturmak üzere farklı bir proje hazırlamıştı. Samsun'un köylerinden gelen 40 çocuk Teknofest'te teknoloji dolu saatler geçirdi. Büyük bir hayaldi bu. Hayalimizi gerçekleştirdik. Karabağ köy çocuklarına ulaştık ve onları Teknofest'te teknolojiye Havelsan'a ulaştırdık. Çok büyük mutluluk duyuyoruz. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, Samsun'a Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın davetlisi olarak gittik. Gençlerimiz uçaklara dokundu, tasarım yaptı, projelerini yarıştırdı. Gelen binlerce gencimiz arasından mühendisler, pilotlar, teknisyenler çıkacak. Ülkemizin savunma sanayi, havacılık ve uzay sektörü için gelecekte ter dökecekler. Erken yaşta kanlarına giren bu kıvılcım ülkemizin daha da yükseklere çıkmasına katkıda bulunacak.